Merhabalar arkadaşlar, umarım çok iyisinizdir ve çok sağlıklısınızdır. Ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlere dönüşlerden bahsedeceğim. Sağ dar, sola geniş gibi saçma bir ezberden yola çıkmadan teknik öğreteceğim arkadaşlar bugün sizlere. Şimdi devlet bana diyor ki ben bir yol verdim sizlere. Bu yolun mutlaka ve mutlaka sağında kalacaksınız. Ben istersen burayı duvarla, işte kaldırımla ayırırım, ister çizgiyle ayırırım, istersem diyor maliyet olmaması açısından, tabii ki bütün sokaklara çizgi çizecek halimiz yok. Sokakta hiçbir ayırıcı unsur yoksa dahi senin hayali bir şeridin var ve sen yolun sağında kalacaksın diyor bana arkadaşlar. Ve dönüşlerde de ana baz alacağımız nokta, yolun sağında kalabildik mi, yolun sağında mıyız, dönüşte yolun sağına yerleşebildik mi? Şimdi arkadaşlar, burada en önemli nokta, mesela öğrenciye diyoruz ki ileriden sola döneceğiz. Öğrenci sola geçip sola dönmeye çalışıyor. Yanlış arkadaşlar. Yolun soluna da döneceksek yolun sağındayız. Sağa da döneceksek yolun sağındayız. Kesinlikle sola döneceğim diye sola geçmiyorsunuz. Sola da döneceksiniz sağda kalıyorsunuz. Sağa da döneceksiniz sağda kalıyorsunuz. Çünkü sizin şeridiniz yolun sağında arkadaşlar. Şimdi teknik öğrenirken şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi şu gireceğimiz alan, şu bizim arabamız diyelim ki. Buradan şimdi geliyoruz. Arabamız dikdörtgen ve köşeli değil mi? Şimdi buradan gelip böyle çapraz girebilir miyiz? Kesinlikle hayır. Ne yapacağız? Sağdan düz gittim, ortalandı yolum, kırdım. Sola dönüşün tekniği bu. Sağdan düz gittim, ortalandı, kırdım arkadaşlar. Kesinlikle bakın, arka çapraz bir şekilde asla sokmuyor. Çünkü buradan bir araba gelirse buraya vurabilir. Biz sağdan düz gittik, yolumuz ortalandı, kırdık. Sola dönüşün tekniği bu. En önemlisi sağ dönüş arkadaşlar. Şimdi sağ dönüş yapacağım. En önemli bilmemiz gereken araç da şu A noktası arkadaşlar. A noktası, buralarda bulunan direkler bizim için çok kilit bir nokta. Çünkü devlet diyor ki bir tabela veriyor. Sağ dönüşte yaya yol ver diyor. Neden? Çünkü senin sağ dönüşte kör noktan çok fazla. Yayayı göremeyebilirsin, gelen aracı göremeyebilirsin. O yüzden diyor, eğer sağ dönerken, ki bunu birçok öğrenci de hata olarak gördüm. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyor. Dümdüz çıkıyor, direksiyon sonuna kadar kırıyor. Araç burnuyla beraber kendini çevirdiği için birincisi geniş dönüyor. İkincisi burada yaya oluyor mesela, tam çaprazında. Bu direk kısımlarından dolayı yayayı görmüyor, üstüne doğru gidiyor. Bunun olmaması için sağa dönerken geldik, mailimizi verdik, durduk, arabamız yola doğru baktı, sonra çeviriyoruz. Şimdi ben size bunun uygulamasını çok net bir şekilde göstereceğim. Daha net anlaşılacak. Sol sinyalimi verdim, aynalarımı kontrol ettim, çıkıyorum arkadaşlar. Bakınız, ileriden bir dönüş yapıyorum. Mesela ileriden sola dönüş yapacağım. Sinyalimi verdim, düz gidiyorum, yolun sağındayım. Yolum ortalandı, kırıyorum arkadaşlar. Yine yolun ne tarafındayım? Sağındayım arkadaşlar. Buradan ilerlemeye devam edeceğim. Şu kedimiz de bir geçsin. Minnoşlar, onları çok seviyorum. Bir de tasması var. Hemen birazcık hızlı olalım sizi bekletmeden. İleriden de sağ dönüş yapacağım. Bakın arkadaşlar, kaldırım tasarımı zaten bana çok net bir şekilde şurada gördüğümüz ne diyor? Mail ver. Sağ sinyalimi verdim, mailimi verdim. Durdum, soluma baktım, sıkıntı yok, sağa baktım, sıkıntı yok. Direksiyonumu çevirdim, yolun ne tarafındayım? Sağındayım arkadaşlar, ki karşıdan gelen benimle alakalı olmasın. Sağ sinyalimi verdim, frenledim, mailimi verdim, sıkıntı olmadığını gördüm. Bir tık daha çevirdim, yolun ne tarafındayım arkadaşlar? Sağındayım. Bakın bu terste. Şimdi ben buna çarpsam hiçbir şekilde suçum yok arkadaşlar. O yüzden bunun yanından geçeceğim. Tekrar ne yapacağım? Şuradan sola döneceğim. Sol sinyalimi veriyorum. Aynamı kontrol ediyorum. Yolu ortalıyorum. Direksiyonumu çeviriyorum. Yolun tekrar ne tarafındayım? Sağındayım arkadaşlar. Bu arada bunların hiçbirinde debriyajda kullanmıyorum. Sağ sinyalimi verdim. Şimdi debriyaj falan yaptım. Çünkü her iki tarafı da net göremiyorum. Aldım vitesim bile. Mailimi verdim. Durdum. Baktım sıkıntı var mı? Yok. Gazı verdim. Direksiyonumu. Sonra çeviriyorum. Önce aracımı harekete geçiriyorum. Sonra direksiyonu kullanıyorum. Durduğu yer direksiyonu çevirip lastiklerimi mahvetmiyorum. Arabamın arkasını çapraz getirmesine de izin vermiyorum. Son bir sola dönüş yapalım. Şurada. Şimdi geliyorum. Yolun sağında olmam gerek. Karşıdan birisi buraya dönüş yapabilirse. Evet. Sol sinyalimi verdim. Bakıyorsunuz. Evet. Var mı? Sıkıntı yok. Ortaladık. Kırdık. Ve bu kadar arkadaşlar. Yolun sağındayız. Lütfen arkadaşlar, durduğu yer direksiyonunuzu kullanmayın. Ezbere eğitim olmaz. Ezbere hiçbir şey yapmayın. Yapabileceğiniz en azı, sadece benim en çok gördüğüm hatalardan birisi durup direksiyonu çevirmek. Çok büyük hata. Mesela sağ dönüş yapacağım. Sağ sinyal veriyorum. Kaldırım bana ne diyor? Bakın mail ver diyor. Mailimi verdim. Önümü gördüm. Sıkıntı yok. Bir tık gazla direksiyonumu çevirdim. Ve bu kadar. Yolunda sağındayım. İşte bu.
arkadaşlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere.